Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bu videomda sizlere 2020 trend örgü modellerinden ve YouTube trend aramalarda en çok izleneceğini düşündüğüm, özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarımın da rahatlıkla yapabileceği çok güzel çıtı pıtı yuvarlak örgü lif modelinin tüm yapılış aşamalarını elimden geldiği ve dilim döndüğünce nasıl yapıldığını uzaktan öğretim ile sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. İki renk kullanacağımız için ben şöyle pembe rengimi hemen elime alıyorum ve başlangıcını pembe ile başlıyoruz. İlk öncelikle 4 ya da 5 adet zincir çekiyoruz. Bu arada tığ numaram 2 numara arkadaşlar. Lif ipine uygun bir tığ numarası. 4 adet zincir çekiyorum. Ve ilk zincirimin içerisinden tığımı geçirerek buraya küçük bir halka oluşturuyorum. Sonrasında 2 adet zincir çekiyorum ve oluşturmuş olduğumuz halka boşluğunun içerisine yan yana aralarında 1 adet zincir çekerek toplam 12 adet boşluk oluşacak şekilde trabzan yapıyoruz. Ben zincir çekerek halkamı oluşturdum ama sizler dilerseniz sihirli halka da yapabilirsiniz ve elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre 3 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Hemen seri bir halde oluşturmuş olduğumuz halkamızın içerisine 12 adet trabzanlarımı yapıyorum. Bir saymak istiyorum arkadaşlar. Şurada oluşturmuş olduğumuz ilk boşluk birincisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olmuş. 11.'yi de yapıyorum. Ve 12. için bir zincir çekerek ilk çekmiş olduğum zincirin tepe noktasından kaydırma tekniği yaparak ipimi buraya sabitledim. Hemen diğer rengime geçiş yapıyorum. Bu arada ipim masamdan düştü. O yüzden şöyle yeşil ipimi elime aldım. Ve buraya ipimi sabitleyerek bir adet zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum ve hemen görmüş olduğumuz ilk boşluğun içerisine üçlü fıstık yapıyorum. Dilerseniz dörtlü fıstık şeklinde de ilerleyebilirsiniz. Fıstığımı yaptıktan sonra bir adet zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluğun içerisine tekrar bir üçlü fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir adet zincir çektim ve bir sonraki boşluğun içerisine tekrar bir üçlü fıstık. Fıstığımı kapattım. Bir adet zincir, bir sonraki boşluğa tekrar üçlü fıstık. Bu şekilde bütün boşlukların içerisine üçlü fıstık yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Aynı şekilde toplam 12 adet yan yana üçlü fıstığımız olmuş olacak. Ama aralarda birleştirme sık iğnesinden sonra mutlaka bir adet zincir çekeceğiz. Sıra sonuna yaklaştım. Son bir boşluğum kaldı. Hemen bir adet zincirimi çekerek buraya da üçlü fıstığımı yapıyorum. Ve fıstığımı kapattım. Bir adet zincir çekerek fıstığın tam tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Ve burayı kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Hemen pembe ipimize geçiş yapıyoruz. İp, iki ipi aynı anda yürüteceğimiz için ipleri hiçbir şekilde koparmıyorum arkadaşlar. İpi bu şekilde kaydırdım ve yeşil ipimi sıkıştırdım. Aradaki boşluğun içerisine yine kaydırma tekniğiyle geçiş yapıp bir adet zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Boşluğun içerisine önce bir üçlü fıstık. Fıstığı kapattım. Bir adet zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine tekrar bir üçlü fıstık. Fıstığı kapattım.
Tığımın başına doluyorum ve bir sonraki boşluğun içerisine geçiyorum. Üçlü fıstık. Kapattım ve bir adet zincir. Aynı boşluğun içerisine tekrar üçlü fıstık. Kapattım. Bir sonraki boşluğa geçerken zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Sadece aynı boşluğun içerisine fıstıklarımızı yaparken arada bir adet zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa geçtim. Üçlü fıstığımı yaptım. Bir adet zincir çektim ve aynı boşluğun içerisine tekrar bir üçlü fıstık yaparak kapatıyorum. Birleştirme sık iğnesinden sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum. Ve bu şekilde yine sıra sonuna gelene kadar devam edeceğiz. Sadece burada dikkat etmemiz gereken nokta, bu kez aynı boşluğun içerisine aralarında bir zincir çekerek iki adet yan yana üçlü fıstık yapıyoruz. Ve bir sonraki boşluğa geçerken de kesinlikle zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Ve görünümü görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oluyor. Sıra sonuna gelene kadar devam edelim. Son boşluğuma da hemen yan yana üçlü fıstıklarımı aralarında bir zincir çekerek yapıyorum. Ve fıstığımı kapattım. Birleştirme sık iğnemi yaptım. Oluşturmuş olduğumuz fıstığın tam tepe noktasından kaydırma tekniği ile birleştiriyorum. Ve alttaki yeşil ipime tekrar geçiyorum. Pembemi sıkıştırdım. Hemen aradaki boşluğun içerisine yine bir kaydırma tekniğiyle geçiş yapıyorum. Bir adet zincirimi çekiyorum. İpimi hafif yukarıya doğru asıldım. Bu boşluğun içerisine üçlü fıstık yapıyorum. Kapattım ve bir adet zincir çektim. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Üçlü fıstık. Kapattıktan sonra bir adet zincir ve bir sonraki boşluğun içerisine tekrar bir üçlü fıstık yapıyorum. Kapattıktan sonra bir adet zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine geçiyorum. Tekrar bir üçlü fıstık. Birleştirme sık iğnesinden sonra bir zincir ve bir sonraki boşluğumun içerisine tekrar bir üçlü fıstık yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Bir alt sırada her boşluğun içerisine yan yana iki adet fıstık yapmıştık. Bu kez her görmüş olduğumuz yan yana boşlukların içerisine, bakın, hem ikili fıstıkların arasındaki boşluklara hem de ara zincir çekmeden yapmış olduğumuz boşlukların içerisine tekli fıstık yapacağız ve aralarında bir zincir çekerek sıra sonuna gelene kadar devam edeceğiz. Sıra sonuna yaklaşırken bir adet zincir çekiyorum ve son boşluğumun içerisine tekrar tekli bir üçlü fıstık yapıyorum. Birleştirme sık iğnesinden sonra bir adet zincirimi çekerek fıstığın tam tepe noktasından kaydırma tekniğiyle burayı sabitliyorum. Ve pembe ipime tekrar geçiş yapıyorum. Sıkıştırdım. Ara boşluğun içerisine yine bir kaydırma tekniğiyle geçişimi yaptım. Bir adet zincir çekerek ipimi tekrar hafif yukarıya doğru asılıyorum. Üçlü fıstık yapıyorum. Kapattım ve bir adet zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine tekrar üçlü fıstık. Kapattım. Başını doladım ve hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğun içerisine aynı işlemi tekrarlıyorum. Yani önce üçlü fıstık, arada bir adet zincir ve aynı boşluğun içerisine tekrar üçlü fıstık yaptım. Ara geçişlerde hiçbir şekilde zincir çekmeden üçlü fıstığımı yapıyorum. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Modelin mantığı, toplam ilk modelimizi kurarken yapmış olduğumuz trabzanları saymıyoruz ve fıstıkları sayarak
ilerleyeceğiz. Toplam 5 sıra olacak şekilde ve sıranın bir tanesini her bir boşluğa bu şekilde tekli fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Bir sonraki sırada ise her bir boşluğun içerisine 2 adet yan yana fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde toplam 5 sıra fıstığımız olana kadar ilerleyeceğiz ve 6. sırada tekrar görüşeceğiz. Şu anda aradaki trabzanı saymıyorum. 1. sıramız 2, 3 ve 4. sırayı yapıyoruz. 5. sırada da tekrar her bir boşluğun içerisine tekli fıstık yaparak tamamlayalım ve 6. sırada tekrar görüşelim. Kolay yuvarlak lif modelinde başlangıç trabzanından sonra 5 sıra olacak şekilde ben fıstıklarımı tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ise bu sıradan sonra 2 sıra daha her bir boşluğun içerisine tekli fıstık yaparak ilerleyeceğiz. Ben şimdi yeşilden sonra pembe rengimi tekrar sabitledim ve görmüş olduğum ilk boşluğun içerisine hemen üçlü fıstığımı yapıyorum. Aralarda bir adet zincir çekiyorum ve görmüş olduğumuz her bir boşluğun içerisine üçlü fıstık yapana kadar sıra sonuna geleceğiz. Pembe rengimizi tamamladıktan sonra tekrar yeşil rengimden de bir sıra aynı şekilde her bir boşluğun içerisine tekli fıstık yaparak ilerleyeceğiz. 5. sıradan sonra 2 sıra daha her bir boşluğun içerisine tekli fıstık yaparak sıralarımızı tamamlamış olduk ve sıranın sonuna geldikten sonra bir adet zincir çekiyorum. İlk fıstığımızın tepe noktasından kaydırma tekniğiyle geçiş yaptım. Tekrar boşluğa kaydırma tekniği yapıyorum ve pembe rengime yine geçişimi yaptım. Bir adet zincir çekiyorum. Bu kez boşluğun içerisine önce bir üçlü fıstık yapıyoruz. Bir adet zincir çekiyorum ve aynı boşluğun içerisine tekrar bir üçlü fıstık. Fıstığımı kapattım. Tığımın başını doluyorum. Ara boşlukta hiçbir şekilde zincir çekmeden bir sonraki boşluğa tekli fıstık. Fıstığı kapattım. Tığımın başını tekrar doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Önce bir üçlü fıstık. Kapatıyorum bir adet zincir. Aynı boşluğun içerisine tekrar bir üçlü fıstık. Bir sonraki boşluğa geçiş için tığımın başını doluyorum ve tekli fıstık yapıyorum. Tığımın başını doladım. Bir sonraki boşluğa önce üçlü fıstık, bir adet zincir, aynı boşluğun içerisine tekrar üçlü fıstık yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Yani ilk boşluğun içerisine görmüş olduğunuz gibi 2 adet yan yana fıstık yaptım. Arasında bir zincir, bir sonraki boşluğa tekli, çift tek, çift tek şeklinde ilerleyeceğiz. Tekli fıstıkların arasında zincir çekmeyeceğiz. Sadece ikili fıstıkları yaparken arada bir zincir çekeceğiz ve sıra sonuna gelene kadar da aynı işlemi tekrarlayarak ilerlemeye devam edeceğiz. Sıra sonuna tekrar yaklaştım. Hemen tığımın başına doluyorum. Son boşluğun içerisine çiftli fıstığımı yapıyorum. Aralarında bir zincir çekmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Ve fıstığımı kapattıktan sonra bir adet zincir çekiyorum. İlk fıstığımın tepe noktasından kaydırma tekniğiyle geçişimi yaptım. Ara boşluğa da kaydırma tekniği yapıyorum. Ve yeşil rengime tığımı alıyorum. Bir adet zincir çektim. İlk boşluğun içerisine tekli ve üçlü fıstık yapıyorum. Fıstığı hemen kapatıyorum. Bir adet zincir, bir sonraki boşluğun içerisine tekrar üçlü ve
tekli fıstık. Kapattım bir adet zincir. Ara boşluğa yine üçlü ve tekli fıstık. Fıstığı kapattım. Bir adet zincir. Son iki sıramızı da bu şekilde her bir boşluğun içerisine tekli fıstık yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu alt sırada yapmış olduğumuz gibi aralarda bir zincir çekmeyi unutmayın. Ve dediğim gibi her bir boşluğun içerisine tekli ve üçlü fıstık yaparak önce yeşil renkli sıramı tamamlayacağım. Daha sonra pembe rengime geçeceğim. Aynı şekilde her bir boşluğun içerisine tekli ve üçlü fıstık yaparak sıranın sonunda yine görüşeceğiz. İki sıra tekli fıstığımı yaptıktan sonra arkadaşlar bir sıra daha tekli fıstık şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Yani yapmış olduğumuz çiftli ve tekli fıstıklardan sonra toplam 3 sıra tekli fıstık olacak şekilde yapıyoruz. Ben hemen sıranın sonuna geldikten sonra son tekli fıstığımı da yapıyorum boşluğuma. Ve fıstığı kapatarak bir adet zincir çektim. Fıstığımızın tepe noktasından kaydırma tekniği yaparak bir adet de zincirimi çekiyorum. Ve burada artık yeşil ipimizle işimiz kalmadı. O yüzden ipimi kopartıyorum. Ve lifimizi böylelikle büyütmüş, tamamlamış olduk. Şimdi kenar kısmının yapılışına geçeceğiz arkadaşlar. Kenar kısmına geçmeden önce tekrar şöyle ben size yakın çekimle detaylı bir şekilde bir daha göstermek istiyorum. Başlangıç trabzanımızdan sonra toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 adet fıstık yaptık. Fıstığımızı yaptıktan sonra yeşil ipimi kopardım ve tekrar kenar kısmı için pembe rengime geçiş yapıyorum. Şöyle hemen gelen ilk boşluktan ipimi yukarıya doğru alarak ve bir zincir çekerek sabitliyorum. Sonrasında ilk boşluğumun içerisine üçlü fıstık yaptım. Tığımın başını doluyorum ve bir sonraki boşluğa geçiyorum. Tekrar bir üçlü fıstık yapıyorum. İpimi tutarak hepsini birlikte kapatıyorum. Ve birleştirme sık iğnesinden sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Fıstıklarımızın tam tepe noktasından bu şekilde küçük bir tomurcuk işlemi yapıyorum. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum ve aynı boşluğun tepe noktasına bir tomurcuk işlemi daha yapıyorum. 3 adet zincir çekiyorum ve aynı boşluğa 1 adet tomurcuk daha yaparak ilk fıstık ve tomurcuklarımızı tamamlamış olduk. Sonrasında bir adet zincir çekiyorum ve küçük bir örümcek işlemi yapıyoruz. Örümceğimi yaptıktan sonra tığımın başını doluyorum. Hemen sonra gelen ilk boşluğa önce bir üçlü fıstık, tığımın başını tekrar doluyorum ve bir sonraki boşluğa geçerek yine bir üçlü fıstık. En son ipimi tutarak hepsini birlikte kapatıyorum. Ve birleştirme sık iğnesini yaptıktan sonra fıstıkların tepe noktasına 3 adet zincir çekerek küçük tomurcuk işlemleri yapıyorum. Ve fıstığın tepe noktasında aynı boşluğun içerisine yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Ben toplam yan yana 3 adet tomurcuk işlemi yaptım ama siz dilerseniz bunu 2 olarak da yapabilirsiniz. Son tomurcuğumdan sonra zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Tığımın başını doluyorum ve bir sonraki boşluğa geçerek üçlü fıstık. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki boşluğun içerisine yine bir üçlü fıstık. İpimi tutarak hepsini birlikte kapatıyorum. Ve tepe noktasına tomurcuk işlemini yaparak bu şekilde bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Ve lifimizi de artık sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki farklı örgü eğitim videomda görüşene dek şimdilik hoşça kalın.
ve lütfen YouTube kanalıma abone olarak videolarımı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Esen kalın.